En ince terim testi. Bu videomuzda seri testlerinden ilki olan en ince terim testini konuşacağız. En ince terim testi, bir serinin yakınsak mı ıraksak mı olduğunu belirlemede sonsuza giden limitten yardım alır. Bir seri ifadesi oluşturalım. N sıfırdan sonsuza. N burada herhangi bir yerden başlayabilir. Sıfır olmak zorunluluğu yoktur. Herhangi bir şey yazmak zorundaydım. Ben sıfır yazdım. Burada da Cn ifademiz var. Eğer ki bu bir karmaşık sayı serisi ise, yani buradaki Cn karmaşık sayı içeriyorsa, iyili bir ifade içeriyorsa yani, karmaşık sayı içeriyorsa, en ince terim testiyle bunun yakınsak mı ıraksak mı olduğunu şöyle belirleriz. Bu içerideki Cn'in en sonsuza giderken limitini alırız. Limit en sonsuza giderken Cn. Buraya kadar olan kısım reel sayı serilerindeki en ince terim testiyle aynıdır. Fakat ayrıldığı bir nokta vardır. O yüzden oradaki kurallarla tamamen düşünme gibi bir şey burada yanlışlığa neden olur. Buranın kendine has kurallarına odaklanmak her zaman için daha doğru olacaktır. Limit en sonsuza giderken Cn sonucu bize 0 verirse seri yakınsaktır. Yani convergent. Eğer limit en sonsuza giderken Cn 0'a eşit değil ise seri ıraksaktır. Yani divergent. Reel sayı serilerinde ise şöyleydi durum. Limit 0'a eşit değilse evet ıraksak oluyordu. Fakat limit 0'a eşit çıkarsa tespit edemiyorduk yakınsak mı ıraksak mı olduğunu. Burada ise limit 0'sa seri yakınsaktır, limit 0 değilse seri ıraksaktır. Burada en sonsuza giderken limit hesaplamayı daha önceki bölümlerde anlatmıştık. Kurallarını bilmeyenler dönüp oradan bakabilirler. Ben burada direkt şimdi iki örnek çözüp geçeceğim. Bir seri ele alalım. N 1'den sonsuza kadar i n kare artı 3 n eksi 1 bölü 5 n kare artı 2 i olsun. Serisinin yakınsak mı ıraksak mı olduğunu belirleyiniz. Şimdi serimize baktık. Aklımızda en ince terim testi uygulayalım. Bakalım karar verebilecek miyiz? En ince terim testi diyoruz. Mutlaka hangi teste dayandırarak yakınsak mı ıraksak mı olduğunu belirlediğimizi sınavlarda belirtmeliyiz. Limit en sonsuza giderken şunun limitini alacağız. I n kare artı 3 n eksi 1 bölü 5 n kare artı 2 i. En sonsuza giderken limit alırken yukarısı polinom aşağısı polinomsa dereceler belirleyicidir. Aynı dereceye sahipse pay payda bu dereceleri terimlerin katsayıları oranı limitin sonucunu verir bize. I bölü 5 limitin sonucudur. Eğer payın derecesi paydadan daha büyük olursa sonuç artı sonsuz ve eksi sonsuzdan birisidir. Dereceler aynıysa katsayılar oranıdır. Alt tarafın derecesi daha büyükse sonucumuz sıfırdır. Burada dereceler aynı olduğu için katsayılar oranı. I bölü 5 çıktı limitimizin sonucu. Bu sonuç sıfıra eşit olmadığı için eşit değil sıfır. Seri ıraksaktır. Bir örnek daha yapıp bu videomuzu noktalayacağız. Çok büyüteceğimiz bir başlık değil. Sadece fikri ve ne amaçla kullanıldığını bilmek bizim için yeterlidir. N sıfırdan sonsuza kadar gidelim. N artı 3 i bölü i n kare artı 5 s
serisinin yakınsak mı, ıraksak mı olduğunu belirleyiniz. Iraksak mı olduğunu belirleyiniz. Hemen aklımıza eninci terim testini getirelim. Eninci terim testi limit en sonsuza giderken n artı 3 i bölü i n kare artı 5 payın derecesi burada n'li kısımlara odaklanacağız. En sonsuza giderken limit alıyoruz. Payın derecesi 1, paydanın derecesi 2. Paydanın derecesi daha büyük olduğu için bu limitin sonucu 0 çıkar. Sonuç 0 çıktığında seri yakınsaktır. Yukarıdan kurala bir dönüp bakalım. Limitin sonucu 0'sa seri yakınsak, limitin sonucu 0 değilse seri ıraksaktır. Eninci terim testi serinin içindeki kuralın en sonsuza giderken limitini alıp onun sonucunu bulmakla belirleme fikrine dayanıyor. Oldukça basit bir şey. Tabii ki en sonsuza giderken limiti hesaplanabilir bir şey içeride bulunuyorsa. Her zaman içeride sonsuza giderken limiti hesaplanabilir güzel bir ifade bulunmayabilir. Bu nedenle diğer testlere ihtiyacımız var. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.